Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma üretim hattına girdi. Türk Savunma Sanayi Şirketi Baykar tarafından geliştirilen Muharip İnsansız Uçak Sistemi MIUS'un ilk prototipinin üretimi başladı. Baykar teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı TİHA'yı balığa benzeterek 3,5 yıl sonra daha büyük ve çevik bir balığın üretim hattına girdiğini ifade etti. Selçuk Bayraktar, Bayraktar Kızılelma dediği araç için yolda geliyor, takipte kalın ifadelerini kullandı. Selçuk Bayraktar böylece MIUS'un adını da açıklamış oldu. Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülüyor. Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden Bayraktar Kızılelma, geleceğin muharebe konseptine yön verecek. Baykar tarafından üretilen Bayraktar İHA ve SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen Muharip İnsansız Uçak Sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek. Agresif manevralarla hava-hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar Kızılelma, düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızılelma, gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek. 6 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip olacak Bayraktar Kızılelma, 5 saat havada kalabilecek. 2023 yılında ilk uçuşunu yapması hedeflenen Bayraktar Kızılelma, 1500 kilogram faydalı yük taşıyabilecek. Kısa pist gemilere inip kalkma özelliğine sahip olacak şekilde tasarlanan Bayraktar Kızılelma, 35 bin fit operasyonel irtifa, 0,6 Mach seyir hızıyla görev yapabilecek.